binbiryemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli kol böreği yapacağız. Öncelikle karışımımızı, yufkalarımızı ıslatacağımız karışımı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi burada 2,5 bardak kadar süt var. Üzerine 1 çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Biraz da tuz serpiyorum. Yumurtaların aklarını bu sosa koyacağız. Sarılarını da böreklerimizin üzerine süreceğiz. O yüzden akını ve sarısını ayırıyoruz. Sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Evet, bu sos zaten böreğimizi yumuşacık yapıyor. Şimdi artık böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle geniş bir yer gerekiyor. Burada 5 tane yufka var. Ben yufkacıdan aldım. Çünkü daha ince ve daha lezzetli oluyor. Bu şekilde yufkalarımı açıyorum. Bir yufkayı böyle dümdüz serdikten sonra birazını iç aç koyacağımız için yırtılmaması adına birazını böyle üzerine kapatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Artık sosumuzu üzerine sürebiliriz. Şöyle sosumdan üzerine birazcık alacağım. Önce şöyle kaşıkla döküyorum. Kaşıkla döktükten sonra şöyle fırçayla her yerine güzelce bu sosu sürüyoruz. Bu kol böreğini istediğiniz gibi farklı çeşitli yapabilirsiniz. İster ıspanaklı, ister patatesli de yapabilirsiniz. Ben bugün peynirli yapacağım. İsterseniz peynirin içerisine maydanoz ince ince kıyıp koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Aynı şekilde kıymalı da yapabilirsiniz. Artık üzerine şöyle peynirlerimizi ufalayacağız. Parça parça peynirler koyuyoruz. Mümkün olduğunca eşit koyarsanız daha iyi olur. Yerken bazı yerleri boş kalmamış olur. Peynir çeşidi hiç önemli değil. Bütçenize göre istediğiniz peyniri alıp kullanabilirsiniz. Yalnız lor peyniri kullanırsanız içerisine biraz tuz eklemenizde fayda var. Çünkü lor peyniri tuzsuz oluyor. Ama böyle beyaz peynirler zaten kendiliğinden tuzları yeterli oluyor. Böyle elimizde de düzelttik. Güzelce peynirleri yaydık. Artık sarmaya başlıyoruz. Önce şu kenarını şöyle kapatıyoruz. Açılmaması için. Yine buradan da aynı şekilde kapatıyoruz. Ve artık hepsini düzgün bir şekilde yavaş yavaş, çok sıkı sıkı olmayacak. Çok da gevşek olmayacak. Normal ayarda kapatıyoruz. Böyle ilerletiyoruz. Şöyle ucuna yaklaştığı zaman yine biraz şu sosumuzdan sürelim kapanması için. Bakın böylece yapışmış oldu. Şöyle uzun bir rulo yaptıktan sonra şöyle ikiye katlıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize koyacağız. Bütün yufkalara aynı bu işlemi devam edeceğiz. Yağlı kağıt serdiğim tepsime şöyle güzelce kol böreğimizi alıp koyuyoruz. Tüm börekleri tepsiye ne kadar sığıyorsa o kadar yerleştireceğim. Evet, şöyle 4 taneyi tepsiye sığdırdım. Bir tanesini de ayrı pişireceğim. Şimdi üzerine şöyle yumurta sarısını süreceğim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar güzelce pişireceğiz. İsterseniz çörek otu susamda serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Böyle üzerlerine yumurtalarımı süreceğim ve pişireceğim. Kontrollü bir şekilde, yani en az yine 20-25 dakika kontrol ederek üzerleri altı kızarana kadar pişireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi peynirli kol böreğimiz pişti. Çok güzel çıtır çıtır pişirdik. Yaklaşık 35 dakika kadar sürede pişti. Fırından fırına göre değişebilir. Şu an çok sıcak. Biraz ılayınca dilimleyip servis yapabilirsiniz. Ben şöyle servis tabağıma da aldım. İsterseniz ikiye bölüp de dilimleyip de servis edebilirsiniz. Çok lezzetli, çok pratik. Peynirli kol böreğimiz hazır. Deneyenlere afiyet olsun. Dışı çıtır çıtır, kıpkırmızı.
İçi yumuşacık. Böyle hazır satılan börekler gibi çok güzel oluyor. Şöyle bir tanesini çok sıcakta ama yine de dilimledim. Size göstermek istedim içini. Bakın içi böyle çok güzel pişti. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Çok lezzetli bir kol böreği oluyor. Afiyet olsun. Malzemelerimiz yaklaşık 400 gram beyaz peynir, 5 tane yufka, 2 tane yumurtanın sarısını üzerine akını da sos olarak kullanacağız. Yaklaşık 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ve tuz.